Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, Gunyetüt Talibin, Hak Yolcularının Kitabı. Kur'an ve Hadislerden Öğütler. Takvaya dair. Takvanın ne olduğuna dair görüşler. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Alimler, takvanın anlamı ve takva sahibinin kim olduğu hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen onun şu buyruğudur. Takvanın özü şu ayeti kerimedir. Allah size her hususta adalet ve hakkaniyeti, samimi ibadet ve itaati, akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Her türlü çirkin ve utanç verici şeyi, zulmü ve haddi aşmayı yasaklar. Allah bu öğütleri size laf olsun diye değil, tutasınız diye veriyor. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas şöyle demiştir. Müttaki, şirkten, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kendini koruyandır. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer şöyle demiştir. Takva, kendini kimseden hayırlı görmemektir. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Muttaki, gördüğü her kişinin kendisinden daha iyi olduğunu düşünen kimsedir. Allah ondan razı olsun. Ömer İbnül Hattab, Ka'b el-Ahbar'a, bana takvanın ne olduğunu söyler misin diye sorunca, o, hiç dikenli bir yola girdin mi dedi. Hazreti Ömer, tabii ki dedi. Ka'b el-Ahbar, peki yürürken ne yaptın diye sordu. Hazreti Ömer, ayağıma diken batmasın diye azami dikkat gösterdim dedi. Bunun üzerine Ka'b, işte takva da böyledir diye cevap verdi. Şairin biri bunu nazma dökerek şöyle demiştir. Küçük ve büyük bütün günahları terk et. İşte takva budur. Dikenli bir yolda yürüyen kimse gibi yap. O gördüğü dikenlerden kendini sakınır. Günahın küçüğünü küçümseme. Çünkü dağlar çakıl taşlarından oluşur. Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Takva, gündüzü oruçla, geceyi namazla geçirmek ve bu ikisi arasında ise katıp karıştırmak değildir. Takva, Allah'ın haram kıldığını terk etmek ve farz kıldığını yapmaktır. Bundan sonra Allah'ın verdikleri ise hayır üzerine hayırdır. Allah ona rahmet eylesin. Habibe, takvayı bize özetler misin diye sorulunca şöyle dedi. Takva, Allah'tan gelen bir nurla, Allah'ın sevabını umarak ve Allah'tan haya ederek Allah'a itaat etmektir. Yine denildi ki, takva, Allah'tan gelen bir nurla, Allah'ın azabından korkarak Allah'a isyan etmeyi terk etmektir. Bekir bin Abdullah şöyle demiştir. Kişi, yediği temiz olmadıkça ve öfkesini yenmedikçe müttaki olamaz. Ömer bin Abdülaziz şöyle demiştir. Muttaki, harem bölgesinde bulunan ihramlı gibi kendini haramlardan alıkoyan kişidir. Şehr bin Havşeb şöyle demiştir. Muttaki, sakıncalı bir şeye düşerim korkusuyla sakınca bulunmayan şeyleri bile terk eden kişidir. Süfyan es-Sevri ve Fudayl bin İyad şöyle demişlerdir. Muttaki, kendi için istediğini başkaları için de isteyen kişidir. Cüneyt bin Muhammed şöyle demiştir. Muttaki, kendi için istediğini başkaları için de isteyen değildir. Muttaki, başkaları için kendi için istediğinden daha fazlasını isteyendir. Hocam Seriyye Sakati'nin başına ne gelmişti bilir misiniz? Bir gün bir arkadaşı ona selam verdi. O da onun selamını asık bir suratla aldı. Niye öyle yaptığını sordum. Bana şöyle dedi. Edindiğim bilgiye göre bir Müslüman kardeşine selam verip kardeşi onun selamını aldığında 100 rahmet aralarında paylaştırılır. 90'ı daha güler yüzlü olana, onu da diğerine verilir. Ben 90 rahmetin kardeşimin payına düşmesini istediğim için böyle yaptım. Muhammed bin Ali et-Tirmizi şöyle demiştir. Muttaki düşmanı olmayan kişidir. Seriyye Sakati şöyle demiştir. Muttaki nefsine kızabilen kimsedir. Şibli şöyle demiştir.
Muttaki Allah'tan başka hiçbir varlıktan korkmayandır. Doğru sözlü bir şair şöyle demiştir. İyi bil ki Allah'tan başka her şey boştur ve her nimetin sonu yokluktur. Muhammed bin Afif şöyle demiştir. Takva, kişinin kendisini Allah'tan uzaklaştıran her şeyden uzak durmasıdır. Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. Muttaki, dünyadan ve tehlikelerinden sakınan kişidir. Ebu Zeyd şöyle demiştir. Takva, şüpheli olan her şeyden kaçınmaktır. Yine o şöyle söylemiştir. Muttaki, konuştuğunda Allah için konuşan, sustuğunda Allah için susan ve andığında Allah için veya Allah'ı anan kişidir. Fudayl bin İyad şöyle demiştir. Kişiden nasıl ki dostu kendini güvende biliyorsa, düşmanı da öyle güvende bilmedikçe muttakilerden olamaz. Allah ona rahmet eylesin. Sehil şöyle demiştir. Muttaki, emirleri yapma ve yasaklardan kaçınma gücünü kendinden bilmeyen kişidir. Denildi ki, takva Allah'ın seni yasağının olduğu yerde görmemesi, emrinin olduğu yerde de gözünden kaybetmemesidir. Bir başkası şöyle dedi. Takva, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Bir başkası şöyle dedi. Takva, kalbini gafletten, nefsini şehvetlerden, boğazını lezzetlerden, organlarını da günahlardan korumaktır. Bunu yapabildiğinde göklerin ve yerin Rabbine vasıl olman umulur. Allah ona rahmet eylesin. Ebul Kasım şöyle demiştir. Takva güzel ahlaktır. Kimileri ise şöyle demiştir. Kişinin takva sahibi olduğu şu üç şeyle anlaşılır. Henüz elde etmediği şeyler hakkında tevekkül etmek. Elde ettiği şeylerde hoşnut olmak. Kaçırdığı hususlarda ise sabretmek. Yine denildi ki, muttaki nefsinin arzularına tabi olmaktan kaçınandır. Allah ona rahmet eylesin. Malik şöyle demiştir. Vehb bin Kaysan'ın aktardığına göre Medine fakihlerinden biri Abdullah bin Zübeyr'e yazdığı mektupta şunları söylemişti. Takva sahiplerinin tanınmalarını sağlayan bazı belirtiler vardır. Musibete karşı sabretmek, kadere rıza göstermek, nail olduğu nimetlere şükretmek ve Kur'an'ın hükümlerine boyun eğmek. Allah ona rahmet eylesin. Meymun bin Mihran şöyle demiştir. Kişi kendini cimri bir ortaktan ve zalim bir kraldan daha çetin sorguya çekmedikçe muttaki olmaz. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Türab şöyle demiştir. Takvanın önünde 5 engel vardır. Bunları aşmayan takvaya eremez. Meşakkatli bir yaşamı, lüks içinde bir yaşama tercih etmek. Temel gıdayla yetinmeyi, envai çeşit yiyeceklere tercih etmek. Mahfiyetkarlığı, mevki makam sahibi olmaya tercih etmek. Sıkıntıyı, rahata tercih etmek. Ölümü, hayata tercih etmek. Sufilerden biri şöyle demiştir. Kişi, kalbinde bulunanlar temsili olarak bir tabağa konsa ve çarşıda dolaştırılsa, içindekilerden utanmaz olmadıkça takvaya eremez. Denildi ki, takva, insanlara karşı süslendiğin gibi içini, sırrını da Allah için süslemendir. Ebu Said el-Hudri şöyle nakletmiştir. Birisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ey Allah'ın elçisi, bana bir tavsiyede bulunur musun?'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Takvaya sarıl. Çünkü takva bütün hayırları bünyesinde barındırır. Cihada sarıl. Allah'ı her daim anmaktan geri durma. Çünkü bu senin için bir nurdur.'' Nafi bin Hürmüz'den şöyle nakledilmiştir. Enes bin Malik'in şöyle dediğini işittim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ali Muhammed kimlerdir diye soruldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takva sahibi olan herkestir buyurdu. Şu ortaya çıkıyor ki takva hayır namına ne varsa hepsini kuşatan bir kavramdır. Takvanın özü Allah'a itaat etmek suretiyle cezasından korunmaktır. Arapçada itteka fulanun bitursihi falanca kalkanıyla korundu denir.
Takvanın esası öncelikle şirkten, sonra günahlardan, sonra da şüpheli şeylerden sakınmaktır. Bir sonraki adımsa lüzumsuz olan her şeyden uzak durmaktır. Allah'a itaatsizlikten tam anlamıyla sakının ayetini bazı müfessirler şöyle açıklamışlardır. Allah'tan tam anlamıyla sakınmak, ona itaat edilmesi ve isyan edilmemesidir. Her daim hatırda tutulması ve hiç akıldan çıkarılmamasıdır. Zatına şükredilmesi ve nankörlük edilmemesidir. Sehl bin Abdullah şöyle demiştir. Allah'tan başka yardımcı yoktur. Allah Resulünden başka rehber yoktur. Takvadan başka azık yoktur. Takvada sebattan başka da amel yoktur. Allah ona rahmet eylesin. Kettani şöyle demiştir. Dünya sıkıntılara göre, cennetse takvaya göre paylaştırılmıştır. Her kim kendisiyle Allah arasında takvayı ve murakabeyi hakim kılmazsa, keşif ve müşahedeye eremez. Allah ona rahmet eylesin. Nasr-ı Abadi şöyle demiştir. Takvadan ayrılmayan kişi dünyadan ayrılma vaktini iple çeker. Çünkü Allah Celle Celaluhu ahiret yurduysa Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için elbette daha hayırlıdır buyurmuştur. Sufilerden biri şöyle demiştir. Takvanın özüne eren kişiye Allah dünyaya sırt dönmeyi kolaylaştırır. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Abdullah Rüzbari şöyle demiştir. Takva kişiyi Allah'tan uzaklaştıran her türlü şeyden uzak kalmaktır. Allah ona rahmet eylesin. Zünnûn-i Mısri şöyle demiştir. Muttaki dışını karşı çıkışlarla yani günahlarla içini de kin ve düşmanlık beslemek gibi kötü düşüncelerle kirletmeyen ve Allah'la her zaman gerek davranışta ve gerek düşüncede uyum içinde bulunan kişidir. Allah ona rahmet eylesin. İbni Atiye şöyle demiştir. Müttakinin bir içi bir de dışı vardır. Dışı Allah'ın koyduğu sınırları korumaktır. İçi ise niyet ve ihlastır. Allah ona rahmet eylesin. Yine Zünnûn-i Mısri şöyle demiştir. Kalpleri takvayı seven ve Allah'ı anarak dinlenenlerden başka kimseyle güzel bir hayat sürülmez. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Hafs şöyle demiştir. Takva sadece helali hoş olan şeylerde olur, başka değil. Ebu'l-Hüseyin Zencani, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Sermayesi takva olan kişinin kazançlarını saymaktan diller yorulur. Vasıti, Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Takva, kişinin kendi takvasından yani kendini muttaki görmekten kaçınmasıdır. Takvaya dair birkaç menkıbe. Nakledildiğine göre İbn-i Sirin, Allah ona rahmet eylesin, 40 küp tereyağı satın almış. Uşağı, küplerin birinde fare bulmuş. İbn-i Sirin, uşağına fareyi hangi küpte bulduğunu sorunca, uşak bilmiyorum demiş. Bunun üzerine İbn-i Sirin, bütün küpleri dökmüş. Yine nakledildiğine göre, fıkıh bilginlerinden biri, borçlusunun ağacının gölgesinde oturmazmış. Nedeni sorulunca, borç verene çıkar sağlayan bütün borçların faiz olduğu bildirildi demiş. Nakledildiğine göre Ebu Zeyd, Allah ona rahmet eylesin, kırsalda bir arkadaşıyla birlikte elbise yıkamıştı. Arkadaşı elbiseleri asmaların dayandığı duvarlara asalım da kurusun dedi. Ebu Zeyd, başkasına ait olan duvara bir çivi dahi çakamayız dedi. Arkadaşı bari ağaca asalım dedi. Ebu Zeyd, hayır. Asarsak ağacın dalları kırılır dedi. Arkadaşı hiç olmazsa otların üzerine serelim dedi. Ebu Zeyd hayır bu da olmaz. Çünkü otlar hayvanların yiyeceğidir. Onların üzerine örtemeyiz dedi. Sonra elbise üzerindeyken sırtını güneşe verdi. Elbisenin arkası kuruyunca ters döndü ve elbisenin önünü kuruttu. İbrahim bin Ethem'in Allah ona rahmet eylesin şöyle anlattığı nakledilir. Bir gece Beyt-i Mukaddes'te Kubbetüs Sahra'da geceledim. Gecenin bir vakti iki melek indi. Biri diğerine buradaki kim diye sordu. Diğeri İbrahim bin Ethem dedi. Soruyu soran melek Allah'ın bir derece aşağı düşürdüğü kişi yani dedi. Diğeri niye düşürdü ki diye sordu. O cevaben o Basra'da hurma satın alırken bakkalın hurmalarından biri onun hurmalarının içine düşmüştü. Onun için dedi.
Bu konuşmaları duyunca Basra'ya döndüm. O adamdan yine hurma satın aldım ve hurmalarımdan birini alıp adamın hurmalarının içine koydum. Sonra Beyt-i Mukaddes'e dönerek Kubbetüs Sahra'da uyudum. Gecenin bir vakti aynı iki melek gökyüzünden indiler. Biri diğerine buradaki kim diye sordu. O İbrahim bin Ethem'dir dedi. Bunun üzerine diğeri hurmayı yerine iade eden ve böylece bir derece yükselen kişi yani dedi. Takvanın dereceleri. Denildi ki takvanın birçok derecesi vardır. Avamın takvası yaratıcıya şirk koşmayı terk etmektir. Havasın takvası günahları terk etmek ve nefslerine her halükarda muhalefet etmek suretiyle nefsin arzularını terk etmektir. Havasül havasın yani Allah'ın veli kullarının takvası ise her türlü konuda kendi iradesini terk etmek, nafile ibadetlere yoğunlaşmak, sebeplere bağlanmamak, Mevla dışındaki varlıklara meyli terk etmek, hal ve makamının gereğinden ayrılmamak ve bütün bu konularda farzları ihmal etmeksizin Allah'ın bütün emirlerine uymaktır. Peygamberlerin takvası ise gayba ilişkin hiçbir şeyi kaçırmamaktır. Peygamber, aziz ve celil olan Allah tarafından gönderilmiştir ve seyri sülûku onadır. Allah Celle Celaluhu onlara kimi şeyleri emreder, kimi şeyleri yasaklar, onları muvaffak kılar, eğitip terbiye eder, onlarla konuşur, onlara irşat ve hidayet eder, onları gayba ait bazı şeylerden haberdar eder ve öteler aleminden bazı şeylerin esrarını gösterir. Bu konular aklın kavrayabileceği şeyler olmayıp beşer üstü hatta melekler üstü konulardır. Sadece ümmet ve müminlerin geneli için konmuş olan açık hükümler bunun dışında kalır. Bu konularda peygamberlerle diğer insanlar ortaktır. Bunun dışındaki alansa onlara özgüdür. Bunlardan bir kısmı ermişlerden ve seçkin evliyadan olan bazı kullara da ihsan edilebilir. Ama onlar bunu ifade etme gücüne sahip değillerdir. Bunlar duyular aleminde zahir olmazlar. Kulakla veya diğer duyu organlarıyla algılanamazlar. Bazı veli kullar yaşadıkları bu özel halleri ağızlarından kaçırıp hakkında birkaç şey söyleyebilirler. Sonra Allah Celle Celaluhu onların yardımına yetişerek onları sükunete erdirir, sebat ettirir ve onları koruması altına alır. O zaman o kul yaptığının farkına vararak dilini tutar ve hatasından dolayı Allah'tan affını ister. İfadesini değiştirerek normal insanların akıllarıyla kavrayabilecekleri bir düzeye indirir. Muttaki olmanın yolu. Takvaya erebilmek için öncelikle kul haklarından, sonra büyük ve küçük günahlardan kurtulmak, sonra günahların en büyükleri olan kalp günahlarından sıyrılmaya gayret etmek gerekir. Kalp günahları, duyularla işlenen günahların kaynağı olup riya, nifak, kendini beğenme, kibir, hırs, tamahkarlık, insanlardan korkmak veya beklenti içinde olmak, mevki ve makam düşkünü olmak gibi sayısız günahtır. Bütün bunların üstesinden gelebilmek için nefsin arzularına karşı çıkmak ve kendi iradesini terk etmeye gayret etmek gerekir. Yani Allah'ın tercihi varken kendisi tercihte bulunmaz. Onun tedbiri varken kendisi planlama yapmaz. Rızık konusunda hiçbir sebebe bağlanmaz. Ve insanlar konusundaki hükmünden dolayı ona itiraz etmez. Bütün bunları Allah'a bırakır ve kendini onun ellerine emanet eder. Onun kudret elinde süt annesinin kucağındaki bebek gibi, gassal önünde hazır bekleyen ölü gibi iradesiz durur. Kurtuluş tamamen buna bağlıdır. Birisi peki bu mertebeye nasıl ulaşılabilir diye soracak olursa ona cevabımız şudur. Bunun yolu Allah'a samimi bir şekilde yönelip diğer bütün varlıklarla irtibatı koparmak, emir ve yasaklarını yerine getirmekte kusur etmemek, kaderine teslim olmak, içinde bulunduğu hali ve onun sınırlarını korumaktır. Mürşitlerin kurtuluş konusundaki ifadeleri birbirinden farklıdır. Cüneyd-i Bağdadi, Allah ona rahmet eylesin, bu konuda şöyle der. Kurtulan ancak içtenlikle Allah'a yönelmesi vesilesiyle kurtulmuştur. Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyurur. Allah
Tebük seferine katılmayan ve bağışlandıklarına ilişkin hüküm geciktirilen o üç kişiyi de affetti. Zira dünya onca genişliğine rağmen onların başına dar gelmiş, çektikleri vicdan azabı da kendilerini ezdikçe ezmişti. Sonunda Allah'tan, evet Allah'tan başka sığınacak kimse olmadığını anlamışlardı. Ruveym, Allah ona rahmet eylesin, şöyle der. Kurtulan ancak doğruluk ve takvayla kurtulmuştur. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Buna karşılık Allah, emirlerine itaatsizlikten sakınanları, imanları uğrunda verdikleri mücadeleden ötürü azaptan uzak tutup mutluluk ve esenliğe kavuşturacaktır. Allah ona rahmet eylesin. Hariri ise şöyle demiştir. Kurtulan ancak vefakarlığıyla kurtulmuştur. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Böylesi kimseler Allah'a kulluk taahhüdüne sadakat gösterir, bu taahhütlerinde asla döneklik etmezler. Allah ona rahmet eylesin. Ata ise şöyle demiştir. Kurtulan ancak layıkıyla utandığı için kurtulmuştur. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Peki o kafir bilmez mi ki Allah olan biten her şeyi görür? Sufilerden biri de şöyle demiştir. Kurtulan ancak Allah'ın ezeli ilmindeki yazgısıyla kurtulacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Tarafımızdan kendilerine mutluluk sözü verilen kimselerse cehennemden uzak tutulacaktır. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri ise şöyle demiştir. Kurtulan ancak dünyadan ve dünyaya düşkün olan kimselerden yüz çevirmesi vesilesiyle kurtulmuştur. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bakın şu üç günlük hayat aslında bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Allah'a yaklaşanlar kendilerine farz kıldığı şeyleri yapmaktan daha üstün bir yolla yaklaşmamışlardır. Yine şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu dünyayı yarattığından bu yana ona hiç dönüp bakmamıştır. Hasan-ı Basri, Allah ona rahmet eylesin, bu sonuncu hadisi şöyle açıklamıştır. Allah Celle Celaluhu dünyaya olan öfkesinden dolayı ona rahmet nazarıyla hiç bakmamıştır. Şu halde dünya büyük bir perdedir. Saf olanla kusurlu olan onunla ortaya çıkar. Üzerinde dünyadan bazı kalıntıların bulunduğu kişi Allah'a yakarışın tadına varamaz. Çünkü dünya Allah ile ve Allah'ın sevdiği şeylerle bağdaşmayan bir şeydir. Takvaya ilişkin ayet-i kerimeler. Allah Celle Celaluhu kullarını birliğine kabul etmeye ve zatına itaat etmeye çağırmış ve bunu sağlamak için kimi zaman vaatlerde bulunmuş, kimi zaman tehdit etmiş, gah teşvik etmiş, gah uyarmıştır. İnsanların ileri sürecekleri bir mazeret kalmaması için yapılması gereken her şeyi yapmıştır. Şimdi buna dair ayetlere yer verelim. Biz bütün bu peygamberleri birer müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki böylece insanlar kendilerine gelen peygamberlerin mesajlarını duyduktan sonra yarın bir gün Allah'ın huzurunda bize kimse doğru yolu göstermedi şeklinde bir mazeret ileri sürmesinler. Eğer biz peygamber ve vahiy göndermeden önce şu veya bu şekilde bir azapla onları helak etmiş olsaydık hesap gününde mutlaka şöyle derlerdi. Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de böyle zelil ve perişan olmadan önce senin buyruklarına uysaydık. Ayrıca biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Ey Mekke halkı! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki inanç derdine deva, İman edenler için bir rehber ve aynı zamanda Allah'ın rahmetinin bir tecellisi olan Kur'an geldi. Uyaran ve azaptan sakındıran ayetler şunlardır. Bakın, Allah sizi emirlerine karşı gelmeme konusunda uyarıp azabından sakındırmaktadır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Bilin ki Allah gönüllerinizdeki her duygu, düşünce ve niyeti bilir. Allah'a karşı gelmekten her daim sakının. Unutmayın ki Allah her şeyi bilir.
Bana karşı gelmekten sakının. Ey aklı selim sahipleri! Allah'ın emirlerine itaatsizlikten sakının. Bilin ki sonunda hesap vermek üzere onun huzuruna çıkacaksınız. Hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkarılacağınız o müthiş günde rezil rüsva olmamak için şimdiden tedbirinizi alın. Çünkü o gün herkese hayattayken yaptıklarının karşılığı tas tamam ödenecek ve kimsenin hakkı yenilmeyecektir. Kıyamet ve hesap gününe karşı şimdiden tedbirinizi alın. Çünkü o gün kimsenin kimseye en ufak bir faydası dokunmayacak, hiç kimseden günahlarının affı için fidye kabul edilmeyecek, kimseye şefaat fayda vermeyecek ve günahkarlara da asla yardım edilmeyecektir. Ey Mekke halkı! Rabbinize karşı gelmekten sakının ve hiçbir babanın evladına en ufak bir fayda sağlayamayacağı, evladın da babasına küçücük bir yardımda bulunamayacağı kıyamet ve hesap günündeki çetin azaba karşı şimdiden tedbirinizi alın. Biliniz ki Allah'ın vaadi mutlak gerçektir ve mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse dünyadaki şu üç günlük hayatın sizi aldatmasına asla müsaade etmeyin. Yoldan çıkarmakta çok usta olan şeytanın da sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasına asla fırsat vermeyin. Ey Mekke halkı! Rabbinize ortak koşmaktan, ona karşı gelmekten sakının. Zira kıyamet günündeki sarsıntı gerçekten çok müthiş olacaktır. Ey insanlar! Sizi tek bir can özünden yaratan, aynı özden eşini de yaratıp bu çiftten sayısız erkek ve kadın var eden Rabbinize itaatsizlikten sakının. Birbirinize halinizi arz edip istekte bulunurken Allah aşkına diyerek adını kullandığınız Allah'a saygıda kusur etmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan da sakının. Şüphesiz Allah sizin her hal ve hareketinizi görüp gözetmektedir. Ey müminler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve her daim doğru ve lüzumlu şeyler konuşun. Ey müminler! Allah'a itaatsizlikten her daim sakının. Herkes yarın bir gün ahirette karşısına çıkacak olması hasebiyle bu dünyada ne yaptığına dikkat etsin. Allah'ın azabına mahkum olmaktan korkun da ona saygıda kusur etmeyin. Allah'tan sakının. Unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Allah'ın emirlerine itaatsizlikten sakının. Çünkü Allah'ın cezalandırması çok çetindir. Ey insanlar! Yakıtı insanlar ve taşlar, putlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun. Yoksa sizi iş olsun diye yarattığımızı, dolayısıyla bizim huzurumuza gelip hesap vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Yoksa kafir insan başıboş bırakılacağını ve kendisine hesap sorulmayacağını mı sanıyor? Yoksa bu diyarda yaşayan kafir, müşrik ahalinin geceleyin derin uykuya dalmışlarken azabımızın tepelerine binmeyeceğinden yana bir güvenceleri mi var? Yoksa bunlar gündüz iş güç peşinde koştururlarken azabımızın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağına ilişkin bir garantiye mi sahipler? Ey zavallı! Peki sen bu ayetlere ne cevap veriyor ve ne yapıyorsun? Bunca uyarıyı dikkate alıp dünyada ve ahirette seni helake düşüren arzularını kovalamaktan vazgeçtin mi? Arzularının esiri olman yüzünden bedbahtlık yurduna, cehenneme düşeceksin. Cehennemin ateşi seni yakacak. Yılanları, akrepleri ve haşeratı seni sokacak. Zebanileri seni tartaklayacak. Oradan her gün farklı bir azap tadacaksın. Ve Firavun'a, Haman'a, Nemrud'a, Karun'a ve şeytanlara komşu olacaksın. Teşvik eden ayetlerse şunlardır. Her kim Allah'ın emirlerine itaatsizlikten sakınırsa Allah da ona dert ve sıkıntıdan çıkış yolu gösterir. Üstelik ona hiç ummadığı yerden bir rızık kapısı açar. Her kim Allah'ı sevip sayar, emirlerine karşı gelmekten sakınırsa Allah da onun hata ve kusurlarını görmezden gelip affeder. Üstelik ona ahirette vereceği mükafatı arttırır. Ey kafir insan! Neydi seni o cömert Rabbin hakkında aldatan?
O değil mi seni yaratan? O değil mi seni şekillendirip tüm uzuvları yerli yerinde bir insan haline sokan? Müminlerin Allah'ı anmak ve onun tarafından gönderilen Kur'an mesajına dikkat kesilmek suretiyle gönüllerinin heyecanla ürperme vakti henüz gelmedi mi? Allah Celle Celaluhu bu ayetlerde seni takva yoluna girmek ve o yoldan hiç ayrılmamak suretiyle kendi katında bulunanlara onun lütfunu, engin rahmetini ve rızkını istemeye ve zatında huzur bulmaya teşvik etmiş, böylece gideceğin yolu aydınlatıp sana rehberlik etmiş ve bunun karşılığında günahlarını bağışlayıp sana büyük sevap vermeyi vaat etmiştir. Her kim Allah'ı sevip sayar, emirlerine karşı gelmekten sakınırsa, Allah da onun hata ve kusurlarını görmezden gelip affeder. Üstelik ona ahirette vereceği mükafatı arttırır. Sonra senin aldanmışlığına, uykuda olduğuna, hak yolu görmezden gelme ve Allah'ın ayetlerini, öğütlerini ve yaptırımlarını duymazdan gelme tavrına dikkat çekerek, "Ey kafir insan! Neydi seni o cömert Rabbin hakkında aldatan? O değil mi seni yaratan? O değil mi seni şekillendirip tüm uzuvları yerli yerinde bir insan haline sokan?" buyurmuştur. Kendi zatını da sana göstereceği muameleye ilgisiz kalmayasın, ona yaklaşmaktan kaçmayasın, onu bırakıp yarattıklarıyla meşgul olmayasın diye kerem, cömertlik vasfıyla nitelemiştir. Sonra seni yoktan var edip yarattığını, sen hiçbir varlığa sahip değilken sana can verdiğini, fakirlik içindeyken seni varlıklı kıldığını, zayıfken sana güç verdiğini, yararını, zararını bilmezken senin gözünü açtığını, bilgisizlik içindeyken sana hakikatin bilgisini verdiğini, yolunu şaşırmışken seni doğru yola kılavuzladığını vurgulamıştır. Ey gafil! Allah'ın bunca ihsanını talep etmek dururken senin bu vurdum duymazlığın neden? Sana dünyada itibar verecek ve ahirette bahtiyar kılıp yüksek derecelere eriştirecek olan kulluk konusunda niye böylesine lakayt ve üşengeçsin? Ahireti bırakıp dünyaya razı mı oldun? Değersiz olanı hayırlı olanla değiş tokuş mu ettin? Dünyayı, ona değer veren insanları ve onun fani güzelliklerini Firdevs cennetine, peygamberlerin, özü sözü bir kulların ve şehitlerin komşuluğuna tercih mi ettin? Aziz ve celil olan Allah bak ne diyor. Yoksa siz de tıpkı müşrikler ve münafıklar gibi ahiret yerine bu dünyadaki hayatı mı tercih ettiniz? Ama bilesiniz ki bu fani hayatın zevk ve sefası ahiretteki hayattan alınacak tadın yanında hiç kalır. Böyleyken siz bu fani hayatın zevklerini tercih ediyorsunuz. Oysa ahiretteki hayat çok daha güzel, çok daha değerli ve üstelik ebedidir. Kafirlik edip haddi aşan, ahireti yok sayıp sırf dünyaya gönül bağlayan kimseler var ya, işte onların ikametgahı cehennem olacaktır. Bilesin ki cehenneme girmenin başlıca sebebi küfürdür. Azabın katlanmasının sebebi ve cehennemdeki azap katmanlarının hangisinde kalınacağının belirleyicisi ise kötü davranışlar ve ahlaksızlıktır. Cennete girmenin başlıca sebebi imandır. Cennetteki nimetlerin katlanmasının ve elde edilecek derecelerin belirleyicisi ise imana yaraşır davranışlar ve güzel ahlaktır. Allah Celle Celaluhu cenneti yaratmış ve cennetliklere bir mükafat olarak nimetlerle donatmıştır. Cehennemi de yaratmış ve cehennemliklere bir ceza olarak onu da azap türleriyle donatmıştır. Dünyayı da yaratarak insanları sınamak için nimetler ve sıkıntılarla donatmıştır. Sonra da mahlukatı yaratmıştır. Cennet ve cehennem, duyu aleminin dışında bir varlığa sahip olduğu için insanlar onları göremezler. Dolayısıyla dünyadaki nimetler ve sıkıntılar ahiret için bir örnektir, tadımlık gibidir. Sonra Allah Celle Celaluhu yeryüzünde kullarından krallar yaratarak onlara iktidar vermiştir. Bu da Allah'ın tedbiri, hakimiyeti ve fermanının geçerliliği için bir örnektir. Allah Celle Celaluhu vahiy yoluyla
insanları bütün bunlardan haberdar etmiş, iki cihanı, kendi hakimiyetini, kudretini, tedbirini, minnetini ve yaptığı her şeyi örnekler sunmak suretiyle insanlara bildirmiştir. İşte bu konuda Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Biz bu misalleri insanlar için veriyoruz. Ne var ki bunların mana ve mesajını ancak Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırılmayacağını bilenler anlar. Şu halde Allah'ı tanıyan, bilen kullar bu misalleri anlarlar. Çünkü misal, göz önünde bulunan bir şeye ait bir nitelik olup, seni gözünün önünde olmayan şey hakkında bilgi sahibi kılar. Gözünle gördüğün şey sebebiyle, gözünle göremediğin şeyleri kalp gözünle görmeni sağlar. Böylece kalbin, yüceler aleminin ve iki cihanın haberleri ve en büyük hükümran olan Allah'ın insanlara nasıl davrandığı üzerinde düşünür. Hasılı, dünyada nimet ve arzu adına her ne varsa bütün bunlar cennetin ve orada elde edeceğin hazların bir örneğidir. Bütün bunlara ek olarak orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve beşerden, kimsenin aklının köşesinden geçmeyen daha nice nimetler vardır. Bu nimetler bir bir sayılmış olsaydı, duydukları bu isimler insanların hiçbir işine yaramayacaktı. Çünkü dünyada bir örneğini göremedikleri için üzerinde düşünüp onları kavrayamayacaklardı. Cennette 100 derece vardır ama bunlardan bize sadece 3 derece bildirilmiştir. Altın, gümüş ve nur. Bu 3 derecenin dışında kalanlar akıl üstü olduğu için kavranamazlar. Aynen bunun gibi dünyadaki meşakkat ve sıkıntılar da ceza yurdu olan cehennem için bir örnektir. Ama cehennemde bunlara ek olarak akılların kavrayamayacağı daha nice azap türü vardır. Bütün bu azap türlerini Allah Celle Celaluhu cehennemliklere olan öfkesinden dolayı, nimet türlerini de cennetliklere olan rahmetinden dolayı ileride ortaya çıkaracaktır.